Cumhuriyet rejimiyle bir probleminiz var mı? İnsanlar size sürekli Mustafa Kemal Atatürk'e düşman gözüyle bakıyor. Siz Mustafa Kemal Atatürk'e düşman mısınız? Tarikat yurtlarında çocuklara kötü davranıldığı da oluyor. Aynalar sadece makyaj yapmak için değildir. İnsanların kendisiyle yüzleşmesi içindir birazcık da. Evet. Sen o cenaze görüntülerinden sonra, Ahu Tuğba'nın cenazesindeki görüntülerden sonra o görüntülere tekrar baktın mı? O yüzleşmeyi yaptın mı? Şu ahir zamanda evliya ile şarlatanı biz birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Kendi içinizdeki bu sahtekarlarla nasıl mücadele ediyorsunuz? Çünkü bu tür sahtekarlar insanı dinden de soğutuyor. Adnan Oktar da kimilerine göre hoca. İşte bu tip hocalar İslam dinine, Müslümanlığa zarar vermiyor. Birkaç tane sapı çocuklara uyguladıkları o vahşet hepimizin kanını dondurdu. Sen o noktaya hangi perspektiften bakıyorsun? Bütün sorularım, hatta bazıları biraz uç noktalarda gezdi ama bunları sormam gerekiyordu. Halkın merak ettiklerini, kamuoyunun merak ettiklerini sorgulamam gerekiyor. Meriç demeyeceğim ben sana. O artık geride kaldı. Ben de sana Samet demeyeceğim. Abdüssamet. Abdüssamet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerimle beraber bizim semtimize teşrif ettiniz. Yani o gün Ahu Tuğba'nın cenazesinde tanıştık. Senin pozitif çizgini ve imanını. Bak, imana kefil değiliz. Allah Celle Celaluhu bilir ama sendeki o bazı mesajları alınca dedim bu kardeşim dediğim iman esintileri. Biz şimdi kimsenin kalbini göremiyoruz, yarıp bakmıyoruz ama umuyoruz değil mi? Ahirete göçen biri olduğunda umuyoruz. Diyoruz ki bu kardeşimiz iyi yaşadı. Yani Allah'ın emirlerini, yasaklarını yerine getirdi. İnsanları kırmadı. Çok iyi bir insandı. Edepliydi, ahlaklıydı. Dolayısıyla umuyoruz bu diyoruz. İyi yere gitti. Allah Celle Celaluhu bunu güzel nimetlerin olduğu cennetine alacağını düşünüyoruz. Çünkü ortada bir yer yok ama kötü yaşayan biri için de umuyoruz bu cehenneme gider. Ama hüküm verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Onun için hüküm Allah Celle Celaluhu. Umuyoruz. Ama ummak ayrı. Herkesin iyi yere gitmesi için, iyi insan olması için, Rabbimizin emir ve yasaklarını yapması için, insanları kırmaması, incitmemesi için, gıybet etmemesi için, kendisi için değil de başka insanlar çalışması için de gayret göstermeliyiz. Herkes kendini birazcık toparlarsa, akşam bir muhakeme ederse, günün özetini geçerse, eksikleri, noksanları değerlendirirse, kimseyi incitmeyecek şeyleri yapmayı kendisine ilke edinirse, inanın dünya çok daha güzel olacak. Ha, ben tövbe ettim. Bir benim tövbe etmemle, bir senin tövbe etmenle olmuyor. Herkes tövbe etsin. Bu fırsatı kullansın. Rabbimiz ne diyor? Bir günahına tövbe edip onu yapmayan diyor, artık yapmayan o günah hiç işlememiş gibidir. Böyle bir tövbe nimetini veren Rabbimize şükürler olsun. Sen böyle söyleyince bazı insanlar da diyor ki yani ne bu şarlatanlık? Allah-u Teala kampanya mı yapmış? Öyle diyenler de var. Evet. Hatta çok daha ağır söylemler de oluyor. Şimdi ben burada bu türlü söylemleri ikiye ayırıyorum. Şahsıma söylenenler ama İslam'a uzatılan dil. Ne dedim ben? Şahsıma söylenilen hepsini, bundan sonra söylenmeye de devam edebilir ama hepsini ben affediyorum. Suizan iyi bir şey değildir. Birinin içindeki niyeti bilmeden yaptığı bir amelden sonra bu böyledir diye kötü niyetli bakmak suizan oluyor. Bu haramdır. Yani adam kötü niyetli olsa bile o suizanı etmek sana bir şey kazandırmaz. Ama adam iyi niyetliyse sen o suizanı edersen çok büyük günah var. Çünkü yani adama gıybetin dışında iftira da atmış oluyorsun. Adamın yapmadığı bir şeyi. İrin çukurlarında bekleme, kardeşinin ölü etini yeme gibi şimdi bazı cezalar da var. Ahirette bahsedilen. Ben onları düşünüyorum. Ya bu kardeşlerim diyorum. Kardeş demek istiyorum gene de hepsi sonunda kardeşimiz olsun. İslam kardeşimiz olsun. Kimin ne? Şimdi potansiyel var. Şu anda bazılarına kardeş diyemem. Belki Allah'a düşmandır. O benim kardeşim değil. Ama kardeşim olma ihtimali var. Bir tövbede Allah Celle Celaluhu affedince benim en iyi kardeşim olur o. En iyi kardeşlerimden biri olur tabii. Şimdi böyle söyleyenler benim şahsım adına söylenenlere ben affediyorum, affettim. Biliyor. Herkes biliyor bunu. Söylüyorum bazen. Bilmeyenler de duysun. Ama bu kıyafet üzerinden İslam'a dil uzatmak. Yok böyle bir şey mi var İslam'da? Biraz sünnet-i seniye bu hadisleri okusunlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de her şey detaylı yazılmaz. Namaz yazar ama namazın kaç vakit olduğunu biraz alimlerden, o Kur'an'ı tam olarak çeviren alimlerden öğrenmek gerekir. En başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve hadislerde zayıf hadis dediğiniz pek çok tarihte okuduğumuz pek çok tarihi bilgiden daha sağlam bilgilerdir. Bunlar böyle şey örnek veriyorlar hep. 50 kişiyi arka arkaya koyuyorsun, öndeki bir şey söylüyor arkadaki. En arkaya geldiğinde cümle çok değişiyor. Bunun gibi bir şey değil. Yani patlayacağım musakkan tarifi değişmemiş yıllardır. Böyle bir şeyleri ince detaylı anlatırsan ki Peygamber Efendimiz'in ağzından çıkan sözler ve yaptığı hareketler ki bunlar sünnetler, hadisler. Bunlar özellikle çok hafızaları kuvvetli Allah Celle Celaluhu öyle yarattı Celle Celaluhu. O kişiler tarafından aktarılıp en ufak zedelenmeden Kur'an-ı Kerim gibi günümüze akset. Onun için bunlara itibar etmeliyiz. Ben diyorum ki biz Peygamber Efendimiz gibi olamayız. Ama ona benzemeye çalışıyoruz. Bu kadar lüks kıyafetler o dönem
Yoktu ki imkan. Sarıyordu bir şey, dökümle oradan sarıyordu. Sarığı kendine bağlıyordu. Biz sardırıyoruz, oraya gidiyoruz. Kıyafetler yapılıyor. Ona benzemeye çalışıyoruz diyoruz. Bu tamamen bastonum işte 40 yaştan sonra, yani yaşlandıktan sonra baston kullandığını söylüyorlar. Ona benzemek. Bu bir şeydir. Yani ben yaşlandım. Kabul ediyorum. Kibir kalmadı. Yani biz kibir zaten olmaz da hani haddimi biliyorum bundan sonra. Ayağımı yere sağlam basacağım. Bunu da bundan da destek alacağım. Tekrar söylüyorum. Bazı insanlar da bilerek ya da bilmeyerek orasını bilemem evet. Ama demin de söylediğim gibi ben aynayım. Yansıtmak zorundayım. Tabii. Allah-u Teala kampanya mı yaptı? Neden böyle şarlatanca cümleler kullanıyorlar şeklinde yazılanlar var. Ben bunları şimdi bizzat Allah okudum. Celle Celaluhu eğer kampanya adını koyuyorlarsa o kampanyası her zaman vardı. Bu tövbe olayı her zaman vardı. Bu benden gelmiş bir şey değil ki. Ben hoca değilim. Herhangi bir hoca hocamıza sorsunlar. Desinler ki tövbe diye bir şey var. Bir kere bol bol istiğfar edelim. Cennete gittiği halde, cenneti kesin olduğu halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye günde 100 kere istiğfar ediyordu? Neden tövbe ediyordu? Biz neden daha fazla etmeliyiz? Bunları söylememiz gerekiyor. Biz onun aynası olmaya çalışıyoruz bu devirde. 1400 sene önce çok geri kafalık. Sen şimdi tıpta çözüm bulamıyorsun. 5000 sene önce alternatif tıp dediğin şeyleri, Hindu yöntemlerini uygulamaya kalkıyorsun sağlık bulmak için ama. O 5000 sene önce olunca eski olmuyor mu? Yani böyle söyledikleri lafla kendi kendilerine çelişiyorlar dediğin gibi. Yani burada biraz akıllı davranmak lazım. Böyle bir af varsa, böyle bir din varsa, böyle bir af varsa ben bundan faydalandım. Bundan ne rahatsızlık duyuyorsun? Artı ben böyle giyinmekten mutlu oluyorsam, çünkü ben öyle benzediğimi düşünüyorsam siz neden rahatsız oluyorsunuz? Yani burada sen tabii ki anlatacaksın bunları bana. Çünkü bunların da cevabını bu vesileyle verelim. Aynalar sadece makyaj yapmak için değildir. İnsanların kendisiyle yüzleşmesi içindir birazcık da. Evet. Bahse konu cenaze görüntülerinden sonra, Ahu Tuğba'nın cenazesindeki görüntülerden sonra o görüntülere tekrar baktın mı? O yüzleşmeyi yaptın mı kendi adına? Yaptım. Bir YouTube kanalında da bunu söylememde mahsur var mı? Yok, söyleyebilirsin. Esra Ezmeci'nin programına katıldım, Esra Hanım'ın. Orada da bu konuyla alakalı daha detaylı bir açıklama yaptım. Şimdi çok uzun uzadı anlatmayayım. Şunu demek istedim, yani orada bir anlık bizim de tövbe etmiş olsak da heyecanımız olabiliyor. O anda toplumsal kurallar işte İslami olarak hocamla konuştum. Yani çok İslamiyet'e aykırı böyle bir alkıştır, küfürdür veya bir yüz kızartısı suçtur bir durum yok. Yani samimiyetle yapılmış spontane bir durum gibi hoca bir açıklama yaptı ama spontane bir durumdur gibi bir açıklama yaptı hocamız ama tabii biz toplum rahatsız oldu bundan. Ben toplumun nabzı da yani burada benim kıyafetimden rahatsız olsalar buna bir açıklama yapmam. Ben bundan memnunum ama oradaki hareketten dolayı rahatsızlığından dolayı da içim müsterih olsun diye öncelikle Ahu Hanım yaşamadığı için Angelik Hanım'dan bir özür dilerim ama abi senin burada olman bizim için çok önemli. Dualar ettin diyor. Öncesini de biliyor. Bizim hocamız duyunca medresede hatim okundu Ahu Hanım'a, Yasin. Yani ben elimden geldiğince bir son görevimi yapmaya çalıştım. Orada bir anlık gaflet dersek de onun da özrünü diledim. Ama bunun bu kadar tabii şey yapılması, köpürtülmesi, yani cenazenin önüne geçmesi inanın hoş bir şey değil. Biz özür diliyoruz. Eğer gerçekten haddimizi aştıysak özür diliyoruz. Rabbim de razı olsun bizden. Ama şunu söylemeye de çalışıyorum. Ya insanlar orada yorum yaparken işte bu türlü söylemleri yaparken kul hakkına girdiklerini düşünebilirler. Çünkü sırf benimle alakalı değil. İnternette bir linç olayı vardır. Bir topçu, futbolcu topa buraya yerine şu tarafa vuruyor. Kabiliyeti o kadar. Ya çocuğa, adama denmedi kalmıyor ya. Buna hakkı var mı insanlar? Kendisini onun yerine koysun, empati yapsın. Veya biri bir hareket yapıyor. İsim de vermek istemiyorum şimdi. Konuya girince bazen tek kişiye indirgenebileceği için genel konuşmak istiyorum. Hak etmediği halde çok kişi linç ediliyor. Aynısı kendi başına gelebilir bir gün. Çok dikkat edelim. Kimseyi kırmamaya çalışalım. Bu kul hakkına biraz dikkat edelim. Çünkü kul hakkı kuldan alacak. Tamam, Allah Celle Celaluhu kul haklarına aracılık edebilir. Ama onun için de o kula devamlı dua etmen gerekecek. Bir şeyler yapman gerekecek. Bunun da bir kefareti var yani. Akıllı olmak lazım İslam'da. İslam akıllı dua edeni ve akıllı hareket edeni seviyor. Burada ara verelim. Konuştuğum için biraz şey zorlanıyorum. Biraz dinleneyim. Tamam. Şu ahir zamanda evliya ile şarlatanı biz birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Sadece şimdi, kıyafetten mi? Yok, sadece kıyafetten değil. Çünkü o kıyafete girmiş bir şarlatan da olabilir. Ama şunu anlatıyorum. Biz olmuş bir insandan bahsediyoruz. Şimdi üç çeşit evliya değil mi? Şimdi bir evliya vardır. Kendisi de evliya olduğunu bilir. Halk da onun evliya olduğunu bilir. Bir evliya vardır, o evliya olduğunu bilir ama halk onun evliya olduğunu bilmez. Mesela bir çeşit evliya vardır, ne kendisi evliya olduğunu bilir, ne de halk onun evliya olduğunu bilir. Ama biz bilinen bir evliyadan, kerametleri görmüş bir evliyadan bahsedelim. Ben nasıl anlayacağım mesela? Şimdi bir dakika, işte şöyle, daha önce görülmüş etmiş. Diyorum ki, böyle bir insanın gittiğin zaman dar, düşük bel pantolon, işte küpeler, piercingler, dövmeler, saçları dikmiş, şöyle bir yantin dikmiş, kollarında demirler, böyle deri mont, böyle birini, hani şimdi sen diyelim bir hastalığa tutuldun. Tıpta da çözüm bulamadı. Ya bir de mübareğin duasını al. Allah'tan o da dua etsin senin için. Hep şifayı Allah'tan bekleriz.
bir mübareğe götürürler. Böyle görüntüde birini görsen, şimdi senin kafanda oluşmuş, kafanda oluşmuş bir şey vardır. Yani her şeyinde bir şeyi vardır da, bir şekli şemali var, kalıbı vardır yani, hani bilirsin yani o kalıp, ama Peygamber Efendimiz'den gelen bir kalıptır bu. Ona benzer bir görüntü ararsın değil mi? Orada öyle bir kıyafetli birini kabullemez. Şimdi biz bu kıyafetleri giyince ya hangi devirde yaşıyoruz? Ya kardeşim, benim gibi bu kıyafetleri giyen kardeşlerimiz yarın bir günün evliyası olacak belki. Ona gideceksin, ondan şey isteyeceksin, yardım, hani Allah, o da dua etsin senin adına. Biz hep Allah'tan isteriz, bunu unutmayalım. Burada bir karışıklık olmaz. Biz evliyallah'ı ziyaret ederiz. O bazı şeylere şey yapar, kanal olur. Allah dostlarıyla, hani diyor ya, bu dünyada Allah dostu olamasan bile Allah dostlarıyla arkadaş ol diye. Onun için biz hürmet edeceğiz. Kıyafetine de şöyle hürmet edeceğiz. Bunu o maksatla, Peygamber Efendimiz'e benzemek maksadıyla giyiyorsa saygı duyacağız ona. Burada benim kıyafetim üzerinden gidenler, hep orada bazı arkadaşlarımız sağ olsun alttan açıklama yapıyorlar ama biraz dinimizi okusunlar, araştırsınlar. Bunu ehli sünnet kaynaklardan okusunlar. Hocayım diye ortaya çıkıyor. Dinde kolaylık vardır adı altında. Dinde saptırmaya gidiyorlar. Kolaylık farklı şey, saptırmak farklı şey. Sapkın fırkalardan uzak dursunlar ki Peygamber Efendimiz zamanında bizim Müslümanlar bu dediklerimiz 73 fırkaya ayrılacak, 72'si cehennem olacak. Adı altında aslında Müslüman gözüken pek çok yoldan çıkmış sapkınlar olacak anlamında söylemiştir. Onun için bu konuda çok dikkat edelim. Hastalandığımızda iyi bir doktor arıyoruz. Hukuki bir sorunumuz olduğunda iyi bir avukat arıyoruz. Aklımızı iyi kullanıp hocanın da iyisini arayacağız hocaya gittiğimiz zaman. Yok ben Kur'an'dan okurum her şeyi falan demeyle, olmuyor bu iş. Öyle Kur'an'dan okuyup neyi anlayacaksın? Bir cüzün açıklaması bazen bir Kur'an kalınlığında oluyor. Onu alim, onu üstadı açıklayacak. O zaman biz senden tıp kitabına biraz bakalım, biz doktoruz diye ortaya çıkalım. Veya hukuk kitabını evde okuyalım, tamam biz avukat olduk. Müfredatın okullarında profesör olana büyük saygı duyuluyor. Oysa ki orası da medrese, medrese de okul. Orada, selamünaleyküm dayı, o hocaya, yani ora milli eğitime bağlı değil diye o hocaya saygı duyuyor. Oysa ki hadiste, fıkıhta, yani ilerlemiş, o kadar güzel, o kadar tatlı konuşuyorlar ki. Kardeşlerime şunu söyleyeyim. Lütfen bak, yalvarıyorum bütün kardeşlerim, abiler. Böyle ön yargılı olma. Medrese de oluyor. Ya git bir medreseye, kimse seni yemez. Koy paranı ortaya, çık git dolan gel, paran orada durur. Senin eşini götürürler, erkeklerin yanına sokmazlar, hem bayanların yanına koyarlar. Kimse, herkes ona ikramlarda bulunur. Kimse kötü bir şey söylemez. Orada bir edep var, ahlak var, güzellik anlatılıyor. O kadar güzel ortamlar ki bu insanları böyle geri kafalı, yobaz, karabacık falan gibi kelimelerle incitiyorlar. Sanat camiasında da bulundum, onların içinde de. Öyle bir durum yok. Öyle bir şey olsa ben orada durur muyum? Kendi içinizdeki sahtekarlarla nasıl mücadele ediyorsunuz? Çünkü bu tür sahtekarlar insanı dinden de soğutuyor. İnsanları dinden de uzaklaştırıyor. Yaptıkları sapkınlıklar gerçekten iman etmek isteyen insanları yoldan uzaklaştırıyor. Ben bu taştıklı yolu göze alarak çıktım. Bu kadar hakaretler, şunlar bunlar, ben kişiye üzülüyorum. Bunlar gerçekten başımızdaki büyük engeller. Bunlarla tek başına baş etmek mümkün değil. Toplum olarak hareket etmek zorundayız. Şunu söyleyeyim ama, bize Allah Celle Celaluhu bu sabrı ve o mücadelenin kudretini veriyor. Din adamlarına bırakmamak lazım bir şeyi. Hepimiz din adamıyız. Hepimiz kendi çapımızda İslam için mücadele etmeliyiz. Ama ben de tam olarak şunu soruyorum. Yani kendi kapınızın önündeki o şarlatanları, insanların duygularını sömürenleri, yanlış yönlendirenleri, bu işi para için, ticaret için yapanları nasıl ayıklıyorsunuz? Yani bunlarla nasıl mücadele ediyorsunuz? Şimdi ben şu mesajı anlamamıştım. Bak sen çok güzel bir konuya değindin. Bu da diyor, bayağı bu mesajlardan, bu da diyor paranın nerede olduğunu bilmiş, oraya geçmiş. Şimdi diyorum ki bu tövbenin para neresinde, ben onu anlayamadım bak. Para nerede yani? Şimdi ben bu tövbe ettim, hemen paralar mı yağıyor, biz cübbe sarığa girdik, yani nereden para gelebilir? Ben konuk olduğum programlardan da para falan istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Bir gün İzmit'ten... Ama bak, benim sorduğum şey çok farklı bir şey. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Şimdi sizler gibi sünnete uygun, evet, giyinen insanlar var aranızda. Ama İslam'a da hizmet etmiyorlar. Yani bu dine de hizmet etmiyorlar. Tamamen kendi cüzdanlarına hizmet ediyorlar. Bu insanlarla nasıl mücadele ediyorsunuz kendi içinizde? Şimdi bir de böyle hani sağ görüştü, sol görüştü falan görüşler var ya. Evet. Bazen bir hoca hakkında atıyorum, sol görüşlü birinin bir yazısını okuyorum. Objektif bakarak okuyorum. Şimdi adamcağız yazmış. Tabii tam olayları bilmiyorum ama bu yazdığı doğruysa bu bir tam bir rezillik diyor. Bu yazdığı doğruysa. Sonra İslami noktada bazı hocalarımızdan da onun teyidi gelince burada sıkıntı olacağı gözüküyor. Ama bak gene de zanda bulunmamak için çok dikkatliyim. Bak ama ben hissedebiliyorum böyle durumlar olduğunu. Sonradan ben anladım. Şimdi biraz daha uyandım. Yıllar geçti ya tövbemden sonra. Ben böyle bir şey yapmam. Ben YouTube niye açmıyorum? Bir de oradan şimdi uğraşalım millette. Yani bu YouTube açtı para. Bana özellikle aç diyorlar. Ya kendi halinde reklam kabul etme. Bakarız diyorum. Öyle geçiyor. Çok da anlatacak derin şeyler var da şu anda iman problemine düştüğümüz için derin konulara giremiyorum. Şu anda ortalıkta maalesef edep, ahlak, iman problemi var. İman. Yani iman problemi var. Onun için herkesi en önce bir imana davet edelim. Ama ana ibadet neden namazdır biliyor musun?
sevgili Abdüssamet. Namaz kıldığında sadece namaz kılmıyorsun. Aslında pek çok şeyden kendini soyutlamaya, ayırmaya başlıyorsun, kurtarmaya başlıyorsun. Ben namaz kılıyorum, yalan söylememem lazım. Müslüman doğru olmalı. Özüne sözüne güvenilen olmalı. Emin ol, adın senden emin olunan adam olmalısın. Gıybet etmemelisin. İnsanlara yardımcı olmalısın. İnsanları davet edici olmalısın. İyiliği emredip kötülükten nehyedici olmalısın. Kimseyi kırmamaya çalışmalısın. Kimseye de kırılmayacaksın. Bunlar namazdan geliyor. Namazı düzene soktuktan sonra kendimi iyice toparlama fırsatı buldum. Biz şimdi hayatımızı toparlamayı bir evi toparlamaya benzetelim. Ama bu ev karanlıksa bu evi toparlayabilir miyiz? Bu evi toparlamamız önce ışığa ihtiyacımız. Düğmeye basmak namazdır bence. Namaz düğmeye basmak. Namazın ortalık bir görüntü açılır. Ondan sonra düzeltmek daha kolaydır. Namazı kılan odanın ışığını yakar, sonrasını toparlarsın. Şunu dese biri, namaz kıldın, ben biraz evvel Allah Celle Celaluhu'yla görüştüm, konuştum dese, yemin etse yalan konuşmaz. Çünkü orada tahiyyatta sen, selamun aleyküm gençler. Aleykümselam. Selam veriyorlar. Kusura bakmasın sevgili kardeşlerim. Allah'ın selamını almak farz. Onların da zamanını alıyoruz. Aklını ellesinler. Allah Celle Celaluhu, aslında her namazda biz konuşuyoruz. Benim sorduğum soru tekrar hocam, soruyorum. Hocam bak. Şimdi şöyle söyleyeyim o zaman. Adnan Oktar da kimilerine göre hoca. Kimilerine göre. Sana göre değil, bana göre değil ama kimilerine göre hoca. İşte bu tip hocalar İslam dinine, Müslümanlığa zarar vermiyor mu sence? Ya hocam. Tabii ki veriyor. Bakın şuradan gideceğiz ama herkes akıllı olsun. Evet. Onlar bir şeyler yapıp patır kütür yıkıyorlar. Biz de şimdi toparlamak için çok uğraşıyoruz. Şunu oturtmaya çalışıyorum. Herkes ama herkes. Bakın bu kutsal kitapların hepsi aslında aynı çizgide gitmiştir. Bozulmalar o değişiklikler olduğu için insanların anlayacağı şekilde söyleyeyim. Güncellenip son halini almıştır. Son peygamber gelmiştir. Şimdi bu. Ben alim değilim. İlmim de az. Ama biri konuşmaya başladığında iyi kötü onun sapkın fırkada mı normal mi olduğunu anlayacak kadar bir ilme sahip olduğumu düşünüyorum. Gene yanılabilirim ama dinleriyle alakalı ehli sünnet hocalar sağlam hocalar. Açsınlar ehli sünnet hocalar hangileri sapkın hocalar. İşte internette onlar da yazmaya başladı artık elhamdülillah. Evet. Ehli sünnet hocalardan birisini, güzel hocalardan birisini, nasıl doktora gidiyorsun en iyi doktoru, iyi hocalardan birini bir dinleyip bu konuda ilgilendiği zaman zaten biri konuşmaya başladığında kardeşim kabir azabı yok diyorsun. Bak şundan dolayı var. Kapanma neymiş? Allah'ın bizim kapanmamızı. Hayır, kapanma ayetini hemen ona söyleyeceksin. Saçını kapatmasının farz olduğunu. Birine tabi oluyorsun. Onunla alakalı bir takım söylentiler çıkıyor. Araştır. Herkes dişine göre dini tercih ederse bu işin içinden çıkamayız. Ben de o zaman bugün bu devletin yasalarını, şu yasa bana uymuyor. Ya bu adam bu yasayı getirmiş, buna uyayım. Ben buna takılayım. O zaman git başka ülkede yaşa. Buranın ülkenin yasası bu. El kesiliyor. Osmanlı'da çalıyor. Acımasızlık, böyle şey mi olur? 600 yıllık Osmanlı'da ya 20 ya 30 toplam. Ya 20 ya 600 yıllık. Dedelerimizdim ya. Öyle deyince bazıları Osmanlı'ya bile gıcık kaptırmışlar birilerine. Böyle kesiliyor 600 sene 20 ya da 30 hırsızlık vakası. Bak şimdi bir kişinin o kolunu kessen. O bir acı çekiyor. Onun yeri milyonlarca milyarlarca insan malı çalınıyor. Bak geçen gün hırsızlık yapmış hamile kadın üzüntü yapıyor, çocuğu düşürebilir. Ne acılar, ne acılar, ne acılar. Onun bir bileğini kessen, bakalım bu acıların hepsine bir kefaret. Bazen kansersen orayı keseceksin, mideyi küçülteceksin gerekirse. Az yiyeceksin ama o zehirden kurtulacaksın. Bir kere yapacaksın, bedeli ödeteceksin. İslam'ın kuralları aslında acımasız değil, insanları rahatlatan kurallardır. Onun için o bileği kesersen, o artık senin benim paramı, televizyonu, iPad'ini, şunu bunu çalmaya korkacaktır zaten. Bu bir genel çözümdür. Sen zaten hırsızlık yapmıyorsan sen ne düşünüyorsun ki onu? Senin korkun niye? Sen Allah Celle Celaluhu'nun kanununu da istemiyorsun. Bazı cezalar. Şimdi senin çocuğuna affedersin biri bir hareket yapıyor. Ya şimdi sen onu vursan ceza yiyorsun. Benim çocuğuma sen ne yapıyorsun sen benim küçük çocuğuma? Neler var? Bak 10-12 tane bebek tamam, organları için abi korkunç işler dönüyor bu ülkede. Şeriatla yönetilmeyi kabul etmiyorlarsa bari bazı kurallarını, bu kilit kurallarını alıp koysunlar kanuna. Ya Allah aşkına, Allah'ın kuralı be. Ben demiyorum yarın bir gün giderim bak ağlayasım geliyor. Bu ülke bu hale gelecek şimdi bizim bu evlatlarımız bu ne hal ya? Kimin eli kimin cebinde, ahlaksızlık, edepsizlik, namusluk, rezillik, sırf dünyasına takılan nefsinin heveslerini peşinden giden ahireti batıyor. Dünyası da rezil oluyor. Çok güzel. İslam çok güzel. İslam'ın kuralları ürkütmesin. İslam'ın kuralları kesin çözüm olan kurallar. Çok üzülüyorum. Dinlemek istemiyorum. İçim daralıyor bir de. Hipokrat yemini etmiş. Evet. Doktorların, evet. Hepsinin değil, birkaç tane sapı çocuklara uyguladıkları o vahşet hepimizin kanını dondurdu. Sen o noktaya hangi perspektiften bakıyorsun? Şimdi Hipokrat yemini mi daha iyidir? Allah'ın üzerine yemin mi daha sağlamdır? Tamam. Bitti. Ben işte şu ilkeler üzerine yemin ediyorum diyen adamı nereye kadar ilkeler? Nedir abi? Allah'ın üzerine yemin edecek. İmanı varsa o adam Allah'tan korkusunu yapmaz. Allah'ın kurallarını yaşayacaksın bu ülkede. Şeriat diyor adamın tüyleri diken diken. Tarikat diyor Allah'ın tüyleri diken diken. Öbürleri kulların oluşturduğu meşrutiyet, cumhuriyet, insanların kurduğu sistemler. O Allah Celle Celaluhu seni beni yaratanın koyduğu kurallar. Onun kurallarını istemiyorsun sen. Onun yasaklarını istemiyorsun. Ona göre kendine göre bir kural koymuşsun. Ondan sonra bunları da nasıl ayıklarım diyorsun. Şimdi öyle bir anlatlar ki İslam'ı. İslam ülkeleri geri kaldı, battı, şeydi. Bu İslam bu dünyanı bitiriyor. Ülkemizin, çoluğumuz, çocuğumuzun geleceği batacak. Çoluğunun, çocuğunun geleceği ne biliyor musun? Çoluğu, çocuğu dedin. Sonsuz ömür
ömürlerini çöpe atıyorlar. Sonsuzluk var abi. İmanı etmeyen adama diyorum ki ben. Adam iman etmiyor. Kardeşim aşağıda bir şey yoksa benim kaybedecek bir şeyim yok. Madem öyle onun dilinden konuşuyorum. Ben iman ediyorum da. Ama aşağıda hesap varsa sen nasıl geri gelip ne yapacaksın? Beni geri gönderir. Geri gönderseler de gerçi sapkın olan gene aynı işi devam edermiş. O da var. Allah herkese hidayet versin. Hiçbir şey yapamıyorsanız. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kağıdı bomboş ver. Hocam 50 ver de geçeyim. Kağıt bomboş. Bir şeyler yap da. Burada kanaat verip hocalar geçiriyor. Allah Celle Celaluhu rahmeti sonsuz. O seni alır cennetini. Seni almaya bahaneler arıyor. Ama biraz da çabalayalım. Bıraksınlar bu ateist, deist, sabatayist. Biri çıkıyor işte Bir tane çocuk, iki tane kızımızın yani bak, söylemeyeyim diyorum ama yani vahşice katledip surlardan aşağı attı. Hocam. En son intihar etti ya yani. Ya oyunlar, internet oyunları var. Adam mavi balla mı ne? Evet. Oradan atlıyor. Ya abi bu çoluğumuz çocuğum. Ya bak kardeşim atlamasa bile. O sanal dünyadaki çocuktan ne bekliyor? Ölüne ne dua gelir bunu çocuğa Kur'an öğretmezsen? Ben diyor çocuğumu bilimle yetiştiriyorum diyor. Dinle değil diyor. Sen o zaman bu dünyaya. Sadece burada 50 sene 30 sene neyse sen çok küçük oynuyorsun abi. 30 sene beni cumhurbaşkanı yap. Burada benim umurumda değil. Zaten adaleti sağlayamam. Zor, o da bir zor iş. Ya kardeşim sağlayamayabilirim yani. Zor iş çünkü adam Allah için cumhurbaşkanı kim geçiyorsa başkan işi zor. 30 sene vezirlik nedir ya? Seni sonsuz. Ya ben şimdi söylüyorum. Ay cennet nimetleriyle bile alay etmeye kalk yani. Huri diyorsun ona sarıyor. İstemiyorsan isteme kardeşim. Ben istiyorum kardeşim istiyor arkadaşım sana ne? Yaşlanmayan uşaklar diyor. Tamam ben istiyorum yaşlanmayan uşaklar. Sınırsız nimetler. Bir oturdum mu 7000 sene yanca. Yedi bin sene yedi. Şimdi bunlar dalga konusu oluyorlar. Yedim, 7000. Bir ufak eğirme, ufak biraz ter çık bitti. Ne ağrı, ne lavabo, ne bir şey. Yok çünkü orada sıkıntı yok. Allah Celle Celaluhu cennete girdi. Biz okuyoruz, okuduğumuza iman ediyoruz. Diyor ki, ben diyor, girdik cennete sıralandık. Allah Celle Celaluhu'nun nur cemalini gösteriyor. Allah Celle Celaluhu'nu idrak ediyorsun. Yarın ondan sonra Abdülsamet bana anlat desem Allah anlatamaz. Kelimeleri dökemez. Sonra diyor ki bu dakikadan sonra size kızmayacağım. Orada hep sınavdı diyor. Dünyada dikkat ederse hiç rahat yok. Hep oradan buradan şuradan hep bir sıkıntı. Ya çocuğun okulu bilmem ne. Oradan o. Ya ben bugün şimdi dert bitmiyor kardeşim. Ya Allah'ım diyorum ya sende ne cilvelerin var beni uğraşan. Şey yani böyle cilveleşeceksin Allah Allah. Öyle tatlıdır, öyle samimi. Şey yapma onu bir Allah gibi mi? Şah damarından yakın. Onun nurundan üflendiğin için babanın annene olduğundan daha sıkı sarıl. Ya Allah'ım bunu yapma. Bir acı çektin hastaneye gitsin. Allah'ım bunu şimdi al beni oraya götürtme. Bunu hemen al ne olur yalvarırım Allah'ım. Bir iki rekat namaz bunu çıkılır. Kıl bakalım. Dene bakalım. Bir zararı var mı? Allah'ım bu kıyafette beni reyse. Kusma durum övüreceğim. Hastaneye gidersen böyle rencide ol. Bu kıyafetin huzuruna. Yürü. Belki birazdan bir hareket gelecek. İki saniye sonra seni bir anda sapasağlam hale geçecek. Elinde mi bu Allah'ın? Derdi veren dermanı verir. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şuna çok dikkat etsinler. Adam anlatıyor. İslam'ı anlatıyor. 10 dakika çok güzel gidiyor. Çok da sıcakkanlı. Ya ne hoca be. Öf. Hocaya bak ne hoca. Ondan sonra başlıyor. Sapık figürleri sokuyor hele. Şakır. Şimdi sen bu hocayı beğendin ya. Ne dese he. Kardeşim yok öyle bir şey. Yani bugün sapkın fırkalardaki hocayı da dinliyorum. Çoğu söylediği doğru bana göre. Ama iki şey söylüyor. İş, film kopuyor. Ben değil kararı veren ben değilim. Alimler söylüyor orada öyle deme diyorlar. Çok kritik laflar vardır. Ne söylemeyeceğine çok iyi dikkat kritik edeceksin. Senin sorunun cevabı şu. Herkes her duyduğunun arkasından gitmesin. Araştırsın önce o işin aslını. Sağlam kaynaklardan araştırsın. Kendi muhakemelerini versin. Ama ben Kur'an'a bakarım. Bugün peygamber gelmemiş olsa ben derim ki niye Allah Celle Celaluhu bir yaratan varsa derim hiçbir şey bilmesem. Birini niye yollayıp da bizi uyarttırmıyor nasıl davranmamızı istediğini. Yani bir prospektüs vardır. Sahaya çıkarsın. Oyunda kurallar vardır. Bunu yaparsan penaltı bunu yaparsan kuralları bilerek oynayacaksın. Ülkede bazen çok enteresan şeyler de oluyor abi. Bazı tarikat yurtlarında yani çocuklara kötü davranıldığı da oluyor abi. Hocam var var hocam girdim ben gördüm. Bunlarla nasıl mücadele ediyorsunuz abi? Bu kötü örneklerle abi nasıl mücadele şimdi biz de bu hayatı bir şeyle geçireceğiz daha Abdülsamet. Evet. Onunla mücadele edeceğiz. Evet. Kardeşim dokunma bu çocuğa. Biz seni bu çocuğa eti benim kemiği senin veya eti senin kemiği benim ama bunu dövdemedik sana yani. Evet. Ha otorite kur. Tatlı tatlı otorite kur. Az önce bir örnek verdin ya sen. Mide kanseri. Kanser olmuş hücreyi almak evet, lazım. Mesela, iyileşmesi. Mesela. İşte bu da sizin mahallenin kanseri bence. Ya. Yani bunu nasıl işte oradan hocam, alacağız? Hocam pek çok şeyle uğraşıyoruz. Zaten şu var. Biz genel büyük pencereden bakalım mı? Eyvallah. İslam kardeşliğinde de sıkıntı var mı? Birliktelik sağlanabiliyor mu? Yok. Dünya Müslümanlara saldırılıyor. Toplu hareket edilebiliyor mu? Hayır. Cevap bu. Toplu hareket edilemiyor. Kanayan yaralar var. Ama kangren olacak yerleri keseceksin. Bunun için çabalayacağız. Yani bu da bizim mücadelemiz. Kesiyor musunuz? İç. Neyi? Kangren olan yerleri kesiyor musunuz kendi içinde? Kestik bile. Kestik. Ezan okunuyor. Kestik tabii. Hocam kesti. Eyvallah. Hocam kesti. Kestiydi kesti. Yarı kestiydi tam kesti. Yani şöyle. Allah razı olsun. Yani şöyle.
Yani öbür hocam da kesti hatta. Ufa da başka türlü kesti. Ama kesme şekilleri, tarzları başka. Yani kesmeden kesmeye fark var. Ama biz gerekeni orada yapıyoruz. Hocam bak, Osmanlı'ya bile yükleniyorlar. Bu niye kardeşini öldürmüş etmiş? Bir şeye benziyor. Bir kişinin elini kes de öbürleri ondan sonra acı çekmesin. O kardeşini öldürmese devletin yönetimi... Bazı hocalar YouTube üzerinden İslam dinini anlatarak, İslam'ın farzlarını ve vecibelerini anlatarak para kazanıyorlar. Buna da tüccarlık olarak bakıyor toplumun bir kesimi. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu bir tüccarlık mıdır? Din tüccarlığı mı? Şimdi bu konu... Geçimini buradan sağlıyorlar. Sen dedin ya bana başlarken, abi bunu da burada açık söyleyeyim. Evet. İstemediğim bir soruya cevap vermeyebilirsin dedin ama şu ana kadarki bütün sorulara cevap verdim. Evet. Ben bu davul sesine bırakıyorum bunu. Şöyle davul zurna. Bu konuda şimdi onlar hocayım diyor, vaizim diyor. Ben hoca mıyım? Değilim. O konuda şimdi ben gene belki de haddim olmayan bazı konulara giriyorum ama heyecanımla. Bu konudaki tasarrufu hocalarımıza bırakıyoruz. Evet. Ama bu konuyu sormak istersen çok sağlam hocalarımızdan birisiyle seni sohbet ettirebilirim. Çünkü bu konuya benim haddimi aşan konular. Bir yorumum var mı? Bir görüşüm var mı? Tabii ki var. Böyle gözüken bir insanda ben bu pencereden gözüküyorsam kendimi biraz değiştirmem mi gerekiyor? Bu insanlara acaba ben İslam yolunda faydalı mıyım? Yoksa bu yüzden, bu yaptığım hareketten dolayı milletleri yanlış fitne çıkmasına veya bir dedikodu çıkmasına sebep oluyor muyum diye bir halktan Mahmut olarak söylüyorum. Kendini sorgulaması lazım. Yani o yani kritik bir mevzu. Benim bakış açım bu. Yani halka niye böyle düşünüyorsun diyemem. Halk onu düşünecek kadar bir durum oluşmuşsa, atılan başlıklardan şuradan buradan kamuoyu oradaki anlattığı şeyler belki İslam'ı anlatsa bile başka türlü bir beklenti içerisinde olduğu, yani İslam'dan, yani şimdi şu var, ben sana bir yemek ikram ettim ama karşında bir şey bekleyerek yaptıysam bu hayıra girmiyor. Ama gerçekten Allah rızası için yapsam bu hayra giriyor. O da Allah rızası için anlattıysa bir sıkıntı yok. Ama bunun önünde, yani bunun içinde ticari bir ticari bir beklenti varsa hayrı da kalmıyor gibi benim bildiğim. Hocalarımız öyle diyor. Onun için bu incelik, şimdi adamın kalbini de yarıp bakamadığım için de konuşamıyor. İnce bir çizgi. Ama toplum da bu şekilde senin üzerine çok gelmeye başlıyorsa sen biraz konuştuğun konuya, attığın başla, ettiğin kelimeye, tarzına biraz dikkat edebilirsin. Yani İslam'daki kuralları değiştir demiyorum. Onları anlat ama biraz kendini, şeklini, şemalini, duruşunu biraz daha insanların bu İslam'dan uzaklaşmasına madem sebep oluyor. Biraz bir tart yani. Onu demek istiyorum yani. Peki futbol maçı izliyor musun? Futbol maçı şöyle, biz onu ben tövbeden önce takım tutuyordum. Sonra hangi takımdaydın abi? Ya şimdi o taraflık olur Beşiktaş. Burada. Ya şöyle. Malum oldu. Şey ama o şey oldu. Ben şimdi düşündüm. Onu dedim, bizim Beşiktaş yeniyor. Atıyorum, Beşiktaş yeniyor, Fenerbahçe yeniliyor. Evet. Şimdi bu Fenerbahçeli kardeşler var bizim. Evet. Babam Fenerli'dir rahmetli. Fazla fanatikli. Şimdi babamın üzüntüsü benim sevincim nasıl olur ya? Şimdi bu arkadaş Galatasaraylı benim sevgili kardeşim. Beşiktaş yendi. Bu kardeşim üzülüyor. Kardeşim bu üzüldü mü? Ben sevilemem dedim. Bugün oğullarım, benim oğlum bir kulüpte öyle ufak genç takımda oynuyor. O da diyor baba dua et de takım arkadaşları senden dua işte. Ben diyorum galibiyete falan dua etme. Öyle bir şey. Öbürü de üzülecek. Öbürü de yenilince üzülecek. Allah kazasız belasız sağlıklı maçı bitirmeyi nasip etsin. Ben taraftarlığı bıraktım. Yani öyle Beşiktaş, Galatasaray hepsi bizim kardeşim yani. Benim hep çocuklarımız, yeğenlerimiz. Hiçbirinin üzülmesini istemiyorum. Fazla fanatiklik, böyle maç için üzülme veya maç için sevinme caiz değil. Mala yani işler, boş işler. Bir 90 dakika maç gidiyor orada saatler seyrediyor, bağırıyor, ediyor. Deşarj oluyorum diyor falan. Hadi diyelim gittin onu yaptın ettin. Biz de alırız çay, demli olsun. Biz mesela bağırıyor ediyor, bir de bitiyor. Bir maç bitiyor, bir de saatlerce yorum, o bu, o penaltıydı, goldü. Yani bu kadar boşa vakitte gerek yok be kardeşim. Öldüğü gün gitsem Fenerbahçe taraftarı Galatasaray Beşiktaş desem, yani takımın 3 sene peş peşe şampiyon ol desem, ya abi git burada, benim derdim başka, senin futbola mı kaldım da. Bunlar hakikaten bu kadar itibar edecek. Yani hayat işte ben öyle doğdum, böyle olurum, kessem kanım öyle akar. İşte mabedimiz bura. Bu Türk kelimeler. Kesinlikle. Futbol içinde anlatımlarda pozisyon yarattı, kader değişti. Bu kelimeler de kullanılmasın. İslam'a aykırı ve pozisyon yaratılmaz. Allah'ın izniyle olur. O Allah biliyordur o pozisyon olup olmayacağını. Kadere o pozisyonda değişmemiştir. Kader zaten o maç 3-2 bitecekse 3-2 yazılmıştır. Kader Ahmet'in kaçırdığı golle değişmemiştir. Zaten Ahmet'in kaçıracağı biliniyor. Ya yani. Abi yani o Allah Celle Celaluhu zamandan münezzeh olduğu için onu görür. Şöyle düşünsünler. Yani bir filmin galasında biz ilk kez seyrediyoruz ama yönetmen o filmin biliyor nereden hangi sahne geleceğini. Yönetmen çekmiş o. Allah Celle Celaluhu zamandan münezzeh olduğu için senin yapacağını, senin
senin şeyine bırakıyor, inisiyatifine bırakıyor ama olacağı biliyor, zamandan münezzeh oluyor ama kararı sen kendin veriyorsun. İradenle, yani iradene karışma yanlış. Ya ben cehennem gideceğim belli. Hayır, sen onu iradenle karar veriyorsun ama Allah senin Celle Celaluhu senin ne yapacağını biliyor. Çünkü o zamandan münezzeh bakıyor. Bir kere daha söyleyeyim. Burada kavram kargaşası olmaz. Evet. En son ne zaman televizyon izledin? Vallahi ben televizyon en son bizim kanal takılı kalmış. Bizimkiler de bir şey açacaklardı. Bir olay var. Ha, milli maç vardı. Ha, milli maça bakıyoruz. Ha, milli maça bakıyor. Onu açacaklardı. Tam da TV işte bir kanalda takılı kalmış. O şey internet oraya şey var mı? Orada televizyon da donmuş o kanalda. Tek kanal açtı. Maç da oradaymış. Orada maça baktılar. Ben de bir ara baktım galiba. Yani evde televizyon. Niye televizyon izlemiyorsun abi? Hocam televizyondaki çoğu şey caiz değil ki. Açıyorsun. Kumanda elinde ya, sen karar veriyorsun abi. Hocam ama geçerken de bir açıyorsun oryantal kanal. Ya, oryantal dans ediyor. Oradan geçiyorsun. Ya işte mesela geçiyorsun oradan işte yarışma programı var orada. Dijital var. Dijitalde 4 kanal program diyorsun. 4 kanal. Ha, öyle. Tabii. Elektronik mühendisiyiz ama teknoloji. Sen Allah razı olsun Abdüsamet konuşayım. Ben de biraz oradan katayım kendime hep. Çünkü şunu bak. Müslümanı uyarmalı ya Müslüman. Tabii. Uyarıyor işte ben de. Şimdi tamam sana öyle. Sana şöyle gelecekler. Diyecekler ki televizyon izlemiyor ama cebinde cep telefonu. Hadi buyur açıkla. Ayıkla beni. Ha, şey oluyor bu cep telefonundan. YouTube'a düşenleri görüyor. Mesela o çocuk cinayet, o çocuklara yapılan operasyon, bir de bana söylüyorlar. Ya tabii şimdi şu var. Örnek veriyorum. Bu sohbet nerede yayınlanacak? YouTube'da. Evet. Şimdi sen dedin ki beni Abdüsamet. Mahmut abi ben yayınladım. Bir bak dedin. Nereden göreceğim? Ben şimdi bir girdim önüme hemen öneriler geliyor. Evet. Şunu seyret, bunu seyret. Şimdi burada ilgimi çeken bir şey oldu mu? Bak ama onun ilgimi çekmeyen de oluyor orada. Tabii burada yani orada o görüntülerle işte muhatap oluyor ama işte ister istemez geliyor. Ama işte hiçbir şeye bakmazsan da bu sefer de şimdi bir yere beni hoca değilim ama sohbete çağırıyorlar. Gündemden de haberdar olmam lazım. Bir soru soruluyor. Ya benim o konuda malumatım yok demek de çok hoş değil. Tamam İslam'da bir bilgiyi bilmiyorum demek ilmin yarısıdır da bir İslami bir soruyu ama gündemle alakalı yorum yapmak için gündemden de haberdar olmak lazım. Şey gördün mü? Ümraniye'deki ve Gebze'deki o sokak hayvanlarına uygulanan şiddeti ve vahşeti gördün mü abi sosyal medyada? Onu sadece tepkisini duydum. Şöyle söyleyeyim yani benim etrafta hayvanları ve bitkileri ne kadar sevdiğimi görürler. Yani şöyle abartı gelebilir size ama bunu gerçekten delilik olarak bazıları hani, ya işte bu kafayı yemiş falan diyorlar bazen tövbe ettiğimizde. Ama bu bir sevgidir. Mesela ben şey duydum mesela İslam'ın böyle derinlerine girince bir eşeğin bile 5000, 7000 kere, 5000 kere zikir getirdiğini duydum. Onun için ben diyorum bir eşek adı olamıyorum diyorum. Ondan sonra çıkıyorum gülü seveceğim ya. Şimdi diken darılır diye, yaprak darılır diye onu da seviyorum, sapını da seviyorum. Kedi evde de caizdir biliyorsun. Çok da düşkünüm o köpeklere. Eve karınca girdi deme. Ne yapacaksın? Mesela karınca girdi eve. Bunu kibarca dışarı çıkarmak varken pat 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 öldürmenin de gereği yok. İmkan varsa hemen bir limon kabukları, kokonları bu tarafa atacak değil mi? Hemen cama atacaksın bir kısmı oradan tahliye olacak değil mi? Oradan limon kabukları oradan bir tahliye olacak. Mesela orada bir şey koyarsın oraya böyle bir meyve. Bir meyve çürüğü demeyeyim de meyve ezersin biraz koyarsın. Hayvanlar ona doluşur onu alırsın bahçeye bırakırsın. Kalan 3-5 tane kaldı bir peçeteyle alırsın atarsın. Bir şekilde tahliye edersin. Bu emeğin için seni emin ol bu çabandan dolayı Allah Celle Celal der ki benim karıncama bile bu kadar saygı gösteren bu kadar itibar eden bir kuluma o kuluna eziyet eder mi daha Allah Celle Celal? Senin ne günahlarını örter Allah bilir. Diyor ki Allah Celle Celal ben sevapların karşılığını kesinlikle vereceğim. En az 10 katı itibariyle en az 10 katı. Onun için belki de o sevabın pek çok günahına vesile gitmesine bir ayakkabıyı kuyudan alıp da hayvana su veren kadının Evliyaullah'tan olduğunu söylerler değil mi? Allah cennetle müjdelendi. Evliyaullah mı oldu? Yani ne kadar yani hayvanlar yani dilsizler ama çok önemli bir noktadır. Çok büyük bir sınav noktamızdır. Onlara haksız bir şey haksız bir şey yapılıyorsa Abdüssamet ne gerekiyorsa yapın basın olarak. Öyle şey olmaz. Hayvanlar Allah'ın bize verdiği şeyler, lütuflar. Dinimiz bunu söylerken tabii. Kul yasaları diyeyim ben ona. Yani ortak bir paydada buluşalım. Kulların uyguladığı, yeni çıkarttığı yasalara evet. Göre hayvanların yani itlaf edilmesi, öldürülmesi gündemde. Barınaklara gittim abi, inanamazsın. Yani hapishaneden daha beter. El kadar kedileri gördüm, cenazelerini. El kadar kedilerin. Yani Allah'ın yarattığı mahlukatlar bunlardı. Abdüssamet, yani bu dünyada öleceğini bilen tek canlı kimdir? İnsandır. Bu dünyadaki bütün nimetler kimin emrine verildi? Sadece karşına bana kulluk edin dendi evet. Ve şu surette yaşayın dedi, şu kurallarla yaşayın dendi. Şimdi insanlar tabii dişine göre ben bu birinin düşüncelerini, onu konuştuk zaten. Evet. Düşüncelere göre bir takım akımların peşine gidiyorlar. O 10 kişi, o 100 kişi, o 1000 kişi. Ay biz kalabalık. Bir grubun kalabalıklaşması demek o grubun doğru bir yolda olduğunu göstermez. Bugün bazı ülkelere bak milyarlarca nüfusu olup milyar küsur nüfusu olup puta taptığını görürsün. Yani böyle bir gider bir ineğe saygı gösterir, gider bir budaya bakar falan filan. Şimdi onun için bu konuda onların da
bu dünyadaki bize verilen nimetlerden biri olduğunu unutmayalım. Onun için bu konu çok hassas bir konu. Lütfen burada tüm bu vesileyle tüm yetkililerimizle uyaralım. Burada nasıl bir kanun değişikliği olacaksa, hani bazıları diyor ya böyle çok İslami olmasa bile ya biz hayvan severiz. Ya biz de hayvan severiz canım, biz Müslüman. Biz hayvanı o kadar çok severiz, Allah'ın yarattığı sevilme. Hep aynıyız. Onlar da Allah hepsine yani İslam konusunda eksik olanlara da hidayetlerine tam eylesin, daim eylesin. Bak ben hepsine dua ediyorum. Yani bizim ortak paydamız çok da. Ya yani bu inanç konusunda da birbirimize cephe almayalım. Biz hepsinin iyiliğini istiyoruz. Ya biz benim kardeşlerimin birinin ateş değsin ister mi? Ben şu anda bile biri, şurada hiç tanımadığım bir insan, hangi görüşte olduğunu bilmiyorum, hangi dinde olduğunu bilmiyorum. Kaynar suyu eline dökseniz, yansa açlansa içimiz acımaz mı? Ne yaptık? Eli gitti. Biz kıyamıyoruz. Ahirette kimse eziyet çeksin istemiyoruz. Derdimiz o. Yoksa neyin peşindeyiz kardeşim? Ben kendimi kurtarmaya bakarım. Ama insan demiyor ki kendin için yaşamayın. Başkaları için yaşayın diyor İslam. Onun için de burada o hayvanlar da bizim başkaları oluyor. Onlara sahip çıkarsak emin olun, onlara merhamet edersek merhamet edilene fazlasıyla merhamet edilecek. Tam detayını bilmiyorum, sen biliyorsun. O konuyla alakalı tüm basın mensup arkadaşlarım, muhabirlerimiz hepsini de siyasetçilerimiz de bu konuya duyarlı olmaya ve gerekli kanunların yapılması için çabaya davet ediyorum. Teşekkür ederim o konuya da girdiğin için. Allah senden de razı olsun. Senin pozitif enerjin de bana yansıyor. Böyle İslam kardeşliği bu. Ben gerçekten inanırsınız inanmazsınız benim tövbem falan. Orayla çok takılmayın oraya. Vallahi ben bir kardeşime bir şeyi böyle bir ufak katkım olabilirse ne mutlu bana. Bana da anlatın. Abi bak bazen anlaşıyor. Abi dua ederken inşallah denmez. Bir şeyler diyorlar bana. Ben mesajı alıyorum. Ya tabii abi diyorum, bak bu kardeşim beni uyarmıyor. Ya ne kadar güzel ya he. Yani mesela amin inşallah denmez. Amin de direkt iste. İnşallah dersen Allah'ım istersen ver demek. Ama amin dersen direkt istersin. Sonra dedim ki ben bunu amin de diyordum ama demek dua ederken de mi inşallah denmez. Kardeşler öyle uyarmış. Hocama da soracaktım. Ama uyarı gelince ben rahatsız olmuyorum. Hangi görüşte olursa olsun hepsinin güzel, edepli, ahlaklı, ailelerine saygılı olmaları. Bir de Yaradan'a biraz saygılı, yani dediklerini yapalım. Şu güzel, sonsuz mutluluğa erişelim. Bura geç. Çünkü beraber bak, bu dünyada öncekileri görmedik. Sonrakileri de görmeyeceğiz. Şu anda yaşayanlarla el ele kol kolayız. Hiçbir kimse kalmasa, tek kalsan Abdus Samet, bütün dünyayı sana versen, bütün güzellikleri, yiyecekleri, içecekleri, arabaları, hiçbir keyif alır mısın? Hiçbir insan yok. Sıkılı. İnsanla güzel hayat. Birbirimizle mutlu olmaya çalışalım. Güzelleş. Birbirimize eziyet değil, zulüm değil de güzellik yapalım. Böyle güzel bakarsan, güzel düşünürsen, ay polyanacılık oynuyor. Oynayın kardeşim. Eğer o polyanacılıksa, bak polyana ismi yabancı ama iyi bakarsan, güzel bakan güzel görür. Hepimiz birbirimize güzel bakalım, anlayışlı olalım. Trafikte biri bir şey de, ya annesine bir şey dedi. Ben senin annenin elinden öperim. Ne demek anneye bir şey? Üzülür. Adam sonra pişman olur. Onu dediğine pişman edeceğim. Müslüman gibi yaşa da millet Müslüman olsun. İnsanlar size sürekli Mustafa Kemal Atatürk'e düşman gözüyle bakıyor. Evet. Siz Mustafa Kemal Atatürk'e düşman mısınız? Bizde şöyle bir şey vardı. Bize hep şahıs üzerinden de yürümeye kalkanlar olunca şöyle diyoruz. Biri bir yaşantı yaşar. Onunla alakalı hüküm veremeyiz, umarız. Benim dönemimde yaşamamış bir insan için şu anda ben onun yaptığı amelleri gördüm mü? Görmedim. Ne diyoruz? Allah Celle Celaluhu ne yaptıysa, ne hizmetler verse bin katını versin. Bu güzel bir dua değil mi? Kim olursa olsun Abdülhakim Arvasi Hazretleri diyor ki, Mustafa Kemal için demiyorum, her an geniş bir şey. Hiçbir amelime güvenmiyorum ama Allah'ın düşmanlarına düşmanım diyor. Allah'ın düşmanına düşman olmak büyük bir ameldir. O zaman Allah'ın dostlarını da sevmek, tersini düşünmek çok büyük ameldir. Biz Mustafa Kemal İyi bir komutandı. Biz Allah ne kadar seviyorsa ben de o kadar seviyorum diyorum herkes için. Çünkü ben isim üzerinden gidersem şimdi burada siyasete giriyor bazen. Siyaset, bu siyaseti seviyorum, bunu seviyorum, bunu sevmiyorum. Öyle bir şey yok. Mustafa Kemal unsurundan yola çıkarak söylüyorum. Kim olursa olsun Allah Celle Celal'in önünde komutanlık vasıflar, şunlar bunlar önünde. Takvadadır üstünlük. Üstünlük takvada olduğu için biz insanları Allah ne kadar seviyorsa biz de o kadar seviyoruz. Ben öyle seviyorum diyor. Ben öyle dua ediyorum. Allah ne yaptılarsa, ne hizmet verirse bin katını onlara versin. Bin katından fazlasına versin. Yani Allah Celle Celaluhu'nun zenginliği sonsuzdur. Cumhuriyet rejimiyle bir probleminiz var mı? Ben Cumhuriyet rejiminle alakalı şu anda yaşadığım ülke bu olduğu için beka sorunu olmasın diye ben buradaki fitne oluşmasın diye bütün yasaları, kuralları elimden gelince çiğnememeye çalışıyorum. Zaten benim yaşadığım usturuplu hayatta burada yasaları çiğneyecek bir durum yok. Evet. Ama ben Cumhuriyet adı altında benim İslami düşünceme, Allah yoluna, peygamber yoluna gitmeme bir takım kısıtlama getirirlerse ben kendi çapımda da mücadelemi veririm. Öyle bir kısıtlama var mı şu an? Yok. Şu anda yok. Olursa veririm. Bu yolda da tek kalacağımı da bilsem. Beni dar ağacına da götürseler. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu bir posta koyma değil. Ben Allah'ın rızasını her şeyin önünde tutarım. Demin kişiyle alakalı soru sorduğunda da ben nereye başvururum? Rabbim seviyorsa ben de seviyorum. Ya onu sevmeme imkanım yok sana göre. Öbürü de onu sevme imkanım yok der Allah. Onu ben bilemem. Şimdi biri der ki onu nasıl sevsin veya nasıl sevmesin diyebilir. Bakış açısına göre değil mi? Biri onu çok seviyorsa ama o sana göre, bana göre. Ben Allah'a göre
Hükmü ben vermedim. Gidince herkesin kimin nereye gittiğini göreceğiz. Bu kadar basit. Bir gün bu dünyadan hepimiz göçüp gideceğiz. Ölüm baki. Doğum gibi ölüm de hakikat. Bu dünyadan göçüp gittiğin zaman Meriç olarak mı hatırlanmak istersin, Mahmut olarak? Ben bu dünyadan göçtüğümde Mahmut olarak gidiyorum ama Meriç ismi de yanında duruyor. Şimdi şöyle dedik, onu da sana bahsettim. Meriç'in, şimdi bak, o kadar çok tövbe eden, o kadar güzel arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var ki. Meriç'in o hayatının olması Mahmut'un bir anda bu bir gündem oluşturmasına sebep oldu. Hayırlı açıdan, hayırlı açıdan. Ne oldu burada? Meriç onları yapmış olmasa, bir belli bir tanınmışlık olmasaydı Mahmut'un bu dönüşüm bu kadar konuşulmayabilirdi. Bunu da diyorum, bu da Rabbimin bir vesilesi diyorum. Onun için Meriç de Mahmut'u bir bütün gibi görüyorum. Bu bir ibret hikayesi olduğu için, Meriç'in varlığı bir tövbe hikayesi içerdiği için Meriç'in varlığı da aslında bir ibret hikayesi açısından çok olumludur. Yani Meriç olarak başladım, Mahmut olarak bitirdim. Allah herkese Mahmut olarak bitirmeyi nasip etsin. Doğduğumda günahsızdım ama yaşantımın içinde çok hatırlamak istemediğim günahlarım oldu ama Mahmut da bunu toparladığımı düşünüyorum. Daha iyiye gitmesini Rabbim nasip eylesin. Bundan sonra ayağımızı kaydırmasın. Rabbim tüm kardeşleri izleyen izleyicilerimizin de bundan sonraki ömürlerini bundan önceki ömürlerinden daha hayırlı eylesin. Bu sohbeti üşenmeyip dinleyip hak göz, yani üstü zanda bulunup hakikatleri kabul edip güzel buradan ders almayı düşünüp buradan da hüsnü zanına bakan hangi kardeşim olursa olsun onların da ne hayır niyetleri varsa Allah'tan şu anda dilesinler izledikleri anda. Rabbim o dileklerini kabul buyursun. Bu hayırlı niyetleri çok meşakkatli olabilir, zorluklar içerebilir. Onu da kolaylık sağlasın. Beni kırmadığın için bütün sorularım, hatta bazıları biraz uç noktalarda gezdi, evet, ama bunları sormam gerekiyor abi. Ne olur yanlış anlama beni. Halkın merak ettiklerini, kamuoyunun merak ettiklerini sorgulamam gerekiyor. Ben söyledim, buradan bile eğer eleştiri getireceklerse ben lafımın arkasındayım. Allah her insan için söylüyorum. Her insan için. Allah Celle Celaluhu ne kadar seviyorsa ben de o kadar seviyorum. Ya ben onun kadar sevemeyebilirim veya onun kadar kızamayabilirim ama ben o seviyorsa ben de seviyorum. Allah Celle Celaluhu sevmiyorsa ben de sevmiyorum. Bazıları ben direkt seviyorum diyor. Bazısı ben direkt sevmiyorum diyor, net söylüyor. Ben o ayırımı, hükmü verecek bir merci olmadığım için bu konuyu açık bırakıyorum. Seni mesela ben imanına şahidim, güzelliğini görüyorum. Ama Allah seni ne kadar seviyorsa ben de o kadar seviyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ olasın. Röportajımızı yaptık ama içimize, evet, sinmeyen, düzeltme yapmamız gerektiğini düşündüğümüz bir yer oldu Mahmut abi. O kısımda senden bir düzeltme rica ediyorum. Senin de bu İslami hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çünkü bazen bütün röportajın içinde bir küçük nokta bütün röportajı yıkabiliyor veya çok dikkat çekiyor, orada yanlış anlaşılmaya sebep oluyor. Ben de bazen kaçırabiliyorum. Yaşlandım ben de, yani tam sorunun detayını algılayamayabiliyorum. Sonra şimdi şunu sen sorayım sordun, sor o zaman. Tekrar, teşekkür ederim ama hassasiyetinden tekrar dolayı. Sorayım. Hepsini tenzih ederim. Hepsi, evet, değil, evet, evet, ama bazı tarikatlarda özellikle küçük çocuklara, hatta bazen zaman zaman erkek çocuklarına uygulanan bir taciz, tecavüz olayı var. Yani şimdi ben orayı dayaktan, hani böyle bir şiddetten, çünkü bizim eski zamanda hani ya bizim hocalar bizi çok döverdi falan muhabbeti var. O zaman da talebeler kaçarmış. Benim hep aklım ona gitti. Bu abi, bu söylediğiniz şey, ben şimdi sen söyleyince kanım dondu. Ya böyle bir şey. Ya ben şimdi evladımı İslam'ı öğrensin, imanlı yaşamayı öğrensin, güzel insan olsun, Allah dostu olsun diye uğraşıyorum. Oraya gideceğim. Benim çocuğumun ırzına bakacaklar. Abi, burada tek kelime konuşuyorum. Ha böyle bir şeyler olduysa, döndüyse bizim civarımıza herhangi bir medresede veya bir yerde ben duymadım. Böyle bir şey zaten Allah dostu, Allah olmuş olabilir. Neler olmadı bu ülke. Ama öyle bir şeye kesinlikle izin verecek bir departman değil milletin ancak. O öyle bir departmanda. Benim gibi sonradan tövbe etmiş, zaten günahlardan nasıl özür dileyeceğimi şaşırmışım Rabbim. Öyle bir ortamın içinde olur muyum? İki, içinde öyle bir şey görsem bunu deşifre eder miyim, etmez miyim? Ben sana bir söyleyeyim mi? Ben hepsini suyun üstüne çıkarırım. Ben gene İslam yoluna devam ederim. Herkese derim ki bu bunların rezilliği. Siz gene Allah yoluna gidiniz. Ya imam bir hata yapıyor diye camiye namaza gelmemek olmaz. Öyle rezillikler olduysa onların da cezası, bak gene söylüyorum. Kimse şeriat kuralı diye adını başka koysak kabul edecekler. Sırf şeriat deniyor diye bu kuralları koymayalım demesinler. Bunlara en ağır cezalar verilsin. Şeriat dahilinde ceza verirse zaten o adamı kolay kolay bir daha göremeyebilirsin. Bunu yapan adamı göremeyebilirsin bir daha. Çünkü şeriat onun ipini çeker. Öyle rezillikler yapanları Allah İslam'dan uzak tutsun.
Onların zulmünden bizim çoluğumuzu çocuğum cümlemizi muhafaza eylesin. Çünkü zalimin zulmüdür o da. Zulüm deyince illa düşmanın savaş sırasında yaptığı değildir. Burada trafikte bile bir arabayı durdur mesela, benim bildiğim, öğrendiğim kadarıyla. Milletin beklemesine sebep ol gereksiz yere kasten. O da bir zulümdür arkadakilere. Bu yapılan da çok büyük zulümdür. O çocukta yarın bir gün o olay, yani bırakın İslam alimi olmasını, o travma onun psikolojisini ömür boyunca bozabilir. Bütün bunun vebali de o kişilerin üstüne olur. İslam'ı böyle kötü kullananlar, kullanan yerlerle alakalı bir duyum alınırsa da bana söylesinler. Ben kendi medresemdeki ve hocalarımla gidip oraya baskın da yaparız. Eyvallah. Biz öyle bir şeyin, yani ben şöyle düşünsünler. Sen basın mısın şu anda normalde? Benim arkadaşım mısın? Evet. Gel basmaya gidiyoruz der miyim sana samimiyetime? Evet. Derim. Ve ben, ama bizi bu İslam'a soğutur mu ikimizi? Biz buyuz. Kimse arkadaşlar, yani yani adam kaçak içki yapmış, adam zehirlenmiş ölmüş. Ama adam içki içmeye devam ediyor. Ya bu içki kaçak, bu içkiye keşke ondan soğursanız da o vesileyle, ama o işler çok farklı. Ben böyle bir örnek vermek istemezdim ama şöyle ki, bizim bizim dinimiz o kadar güzel ki, o kadar tatlı ki, insanları birbirine dost eden, kardeş eden, bolluk bereket olan, ne bileyim yani, düşünüyorum böyle maddi zorluk diyorlar. Herkes zekat ödese bolluk bereket olur. Kimse fakir olur. Çirkinleştiren herkesle mücadelemiz var. Aynen, çok güzel mesaj var. Benden bak, ben söyleyemedim belki. Çok güzel mesaj verdin. Onun için, ama bak biz zekatı versek ekonomik sorunlar falan var da, ülkede bir pahalılık var. Şimdi eğer oturalım doğru konuşalım. Yani şimdi hükümet lehi, aleyhtar yok ama iyi diye söylüyoruz. Kötüyü de. Yollar şahane, hastaneler şahane. Tamam, çok güzel, şahane. Allah razı olsun. Ekonomi bir anda patladı gitti. Dünya ekonomisi bozuk. Tamam, bize de fazlasıyla sirayet etti. Milletin alım gücü düştü. Biz her şeyi görüyoruz. Objektif bakacağız. Onun için dürüst olacağız. Onlar da bunu toparlasınlar. Veya kim geçiyorsa başımıza. Ama beka sorunu olmasın. Huzurlu olalım, mutlu olalım. İnanın İslam kuralları sizi korkutmasın. İslam kuralları hepimizin mutlu, huzurlu, zenginlik içerisinde bereketli yaşamamızı sağlar. Ve en önemlisi sonsuz yaşam diyorum. Bak, sonsuzun içinde 100 sene ömür. Okyanusta damla dahi etmez. Bu ömrü kazanmamız için de hem Allah'ın rızasını kazanmamız hem de dünya hayatını çok güzel yaşamamız lazım. Bunlarla da mücadele edeceğiz. Eğer böyle biriler, böyle sapkınlar, sapıklar varsa, bunlar sadece medrese veya başka ortamlarda değil, nerede olursa olsun bunların cezasını lütfen İslam'a göre verilmesini ki, adını İslam diye eğer bazıları sıkıntı duyuyorsa, tamam, cezasını en ağır şekilde diyelim, zaten aynı yere çıkacaktır. En ağır şekilde vermemizi Allah da nasip etsin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Allah'a emanet olun. Sen de.